Çalışmaların başlaması gereken noktalara hareket ediyor. Burada kalıyoruz. Gidecek yerimiz yok. Ev yıkıldı. Adıyamanlılar 5. günde de yetkililere seslendi. Yalvar yakar. Kimseye yalvarmaya gerek yok ki. Şu anda burası afet bölgesi değil mi? Her yere bir ekip gelmesi gerekmiyor mu? Biz niye oyumuzu verdik? Niye bu hükümet bizim yanımızda değil? Nerede? Annem babam 5 gün yoğun soğukta kaldı benim. O yağmurların altında kaldı. Biz hiçbir şey yapamadık. Bakın üstümüze başımıza. Ben buna da razıyım. Yine üstüm başım böyle kalsın. Ama kimse gelip yardım etmedi. Yalvardık, yakardık. Bağırmaktan bakın sesim kısıldı. Çok şeye ihtiyacımız var. Bunu anlatmakla kelimelere sığdıramayız. Gelip görsünler abi. Tamam mı abi? Gelsinler abi. Dünyanın öbür ucundan geliyorlar yardıma. Dünyanın öbür ucundan. 5 saatlik Ankara'dan biz kimseyi görmedik. Bu sorulara cevap verecek yetkililer. Karar verme yetkisine sahip olanlar. Çünkü bu yetkiyi bu insanlar teslim ettiler. Ve şimdi de soru soruyorlar. Şimdi Adıyaman'a gideceğiz. Oradaki soruları alacağız. Oradaki gelişmeleri, ihtiyaçları, son durumu öğreneceğiz. Ali Onur Tosun Adıyaman'da bizi bekliyor. Onur, kolay gelsin. Seni dinliyoruz. Evet, Adıyaman'da 5. günde ne değişti diye sorarsanız bugün gerçekten düne oranla biraz daha fazla profesyonel arama kurtarma ekibi gördük. Sokaklarda biraz daha fazla güvenlik önlemi gördük. Türk Silahlı Kuvvetleri personelleri sokaklardaydı. Jandarma personeli sokaklarda, polis zaten görev yapıyor. Ve işte bunun nedenle önemli olduğunu da bu yayından birkaç dakika önce gördük. Bir araba çalma girişimi oto tamirciden bir otomobil çalmaya kalktılar. Önce depremzedeler koştu, yakaladı, ardından jandarma gitti oraya ve olaya el koydu. Gözaltına alındı aracı çalmaya çalışan kişi. Peki ekipler geldiğinde ne oldu? Bugün gördük işte 100. saatin ardından insanlar enkazlardan canlı çıkartılmaya başladı. Ekiplerin nedenle önemli olduğunu görmüş olduk. Tabii insan sormadan da edemiyor. Keşke daha önce gelselerdi. Daha önce gelselerdi daha fazla can kurtulur muydu, bu soru hepimizin aklında. Ama hala ihtiyaç var mı? Tabii ki hala çok fazla şeye ihtiyaç var. Öncelikle çadıra ihtiyaç var. Hemen görüntülerde de aktaralım size. Ateşin başında ısınmaya çalışan insanlar var Adıyaman'ın. Tam merkezindeyiz şu anda. Özellikle iş yerlerinin bulunduğu, dükkanların bulunduğu bir konumdayız. Ve bir tane çadır görmek burada mümkün değil. Evet, bazı bölgelere toplu çadırlar kuruldu. O çadırlar kullanılabilir ama yeterli mi? Değil. Çünkü depremzedeler enkazların başından ayrılmak istemiyor. Hala yakınları var o enkazların içinde. Hala onların çıkmasını bekliyorlar. Değerli eşyaları var o enkazlarda. Onlardan endişe ediyorlar. Ve bunun için evlerin önünden ayrılmaları gerekmiyor. Tabii bu bölgelere çadır kurmak için gerekli alanlar var mı? O da soru işareti. Çünkü çadırlar için geniş alanlara ihtiyaç olacak. Ama yine de bu bölgelerde çadıra ihtiyaç var. Ve daha da önemlisi tuvalet. Tuvalet yok. Kullanabilecekleri, depremzedelerin kullanabilecekleri tuvalet yok. Bu hijyen sorununun yanında bir sorun daha getiriyor. Yıkık dökük binalara, riskli binalara girmek zorunda kalıyor depremzedeler. İhtiyaçlarını orada gidermek zorunda kalıyorlar ve sürekli artçı depremler oluyor. İşte bu içinde bulundukları o bina her an yıkılabilir. Yeni can kayıpları yaşayabiliriz. Çok daha kötü sonuçlar doğurabilir buraya gelmeyen tuvaletler. Sadece tuvalete ihtiyacı olarak bakmak gerekmiyor buna. Böyle sonuçlar da doğurabilir. İşte depremzedeler depremin 5. gününde hala böyle ihtiyaçlarını gideremedikleri için, çok kolay çözülebilecek ihtiyaçlarını gideremedikleri için şikayetçiler ve hala bu yardımlar Adıyaman'da bekleniyor. Evet. Efendim, şimdi madencilerimiz kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Ve ondan önce bir haberin daha uygun olacağını söylüyorlar rejiden arkadaşlarım. Dolayısıyla bir hijyen haberi zannediyorum, değil mi? Doğru mu anladım arkadaşlar? Bakalım hijyenle ilgili ihtiyaçlar ne durumda? O haberi paylaşalım sizinle. Hijyende sıkıntı var. Ben ameliyatlıyım zaten. Mikrobu kaparım diye de korkuyorum. Çocuklarım enfeksiyon kapar diye de çok korkuyorum. Nereye gidiyorsunuz tuvaletleri? Açık alana gidiyor. Anam bana cephe oluyor. Kocam bana cephe oluyor. Kimse görmesin diye çok çaresiz. Zaten duş yapamıyoruz. Su da yok birçok yerde. Elektrik yok.
Hiçbir şey yok. Deprem bölgesinde hijyen sorunu günden güne büyüyor. Depremzedeler seyyar tuvalet bekliyor. Salgın hastalıklardan endişe ediyorlar. Hijyen ve temizlik sorunu çok fazla. Tuvaletler ne yazık ki kötü durumda. Tuvalet bulmak çok imkansız burada. Mobil tuvaletler getirilmeli. Ne yazık ki su yok birçok bölgede. Yeni bir salgın tehlikesi çıkmasın dileğimiz. Bu yüzden hijyene ve tuvaletlere dikkat etmek gerekiyor. Ne gelen ekmeği saracak temiz bir bez veya poşet var, ne de el yıkayacak kadar su. Gelen gıdalar enkazlar arasında. Herkesin canı çok yanıyor ve şehir o kadar kaos ortamındaki kimse nereye ne attığını düşünecek durumda değil ama geride kalanlar için hayat ne olursa olsun devam ediyor. Ve çöplerin yanında hemen arkasında ekmekler ve insanlar da mecburen işte bu yığıntının arasında oturup sevdiklerini bekliyorlar. Kahramanmaraş'ta günler geçtikçe hayat daha da zorlaşıyor. Hastanelere bir an önce yardım. Hastaneler cenazeleri almıyor. Sağlık sektörü bayağı sıkıntıda. Aşırı soğuk, ısınma çok büyük bir sorun. Elektrikli ısıtıcılara, tüplü ısıtıcılara ihtiyacımız var dediler. Buralarda artık yaşıyorlar. Sokaklar evleri oldu, bu çadırlar. Yürekleri zaten yanıyor ama içlerini ısıtacak bir damla bir çaya ihtiyaçları var. Görevlilerin de ihtiyaçları var. Sıcak yemek birçok bölgede çıkmıyor. Neler veriyoruz size? Çorba, yani ana yemek, pilav, o şekil veriyoruz şu an. Ya ancak bu şekil verebiliyoruz. Yani çok bölgeye de ulaşmak istiyoruz. Gıda çok geliyor buraya. Yığılmış ama ulaştıramıyoruz. Pazarcık olsun, öbür bölgeler olsun, oralara yetiştirmemiz lazım. Tek istediğimiz burada yani eksik olan koordinasyon. Burada olması lazım. Ulaşmadığımız bölgeler var, oraya ulaşmamız lazım. Aslında Türkiye'nin dört bir tarafından yardımlar yağıyor bölgeye. Çadır kentler kuruluyor merkezlere. Fakat organizasyon sıkıntısı sebebiyle hala bazı bölgelerde çadır ve battaniye ihtiyacı devam ediyor. Sanık içiyorum. Burada kalıyoruz. Gidecek yerimiz yok. Ev yıkıldı. Vallahi soğuktan duruyoruz. Ne yapabiliriz? Çadır? Çadır vermediler, alamadı. Tuvalet? Tuvalet yok. Beş gündür buradayız. Gece gündüz buradayız. Ha, görüyoruz da halimizi. Görmedik çadır. Şehir merkezinde yapılıyor da köyde de biraz daha yardım gelirse daha iyi olur. Yakıt konusunda bayağı sıkıntı çekiyoruz. Ekipman eksikliği ise henüz giderilebilmiş değil. Beni buraya çağıran sivil toplum örgütü her şeyimiz var dedi. Nerede o gözlük? 10 liralık bir şeffaf gözlük yüzünden gözüme çapak kaçtı. 52 yaşındaki bir Adnan amcayı çıkarttığımız gün. Ufacık bir matkap, küçücük bir jet taşı ve bir tane balyozla 8,5 saatte çıkarttık. Efendim bu öyle bir kısır.